Hazır olduğunuzda girelim. Yayındayız değil mi? Hazırız, yayındayız. Evet. Başkanım yayındayız. Biz sizle zaman uygun göreceğiz. Tabii. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Kusura bakmayın, beklettik. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dilemek istiyorum. Ülke olarak ve dünya olarak geçirdiğimiz özellikle pandemi sürecinde ülkemizde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilemek istiyorum. İnşallah ülke olarak bu süreci daha fazla vaka vermeden en kısa zamanda atlatırız. Bu anlamda başta sağlık kurulumuzu, daha sonra tüm sağlık çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Emekliliğine sağlıklar dilemek istiyorum. İnşallah ülke olarak bu süreci en kısa şekilde atlatırız ve ülke olarak normalleşmeye geçeceğimiz ve sağlıklı günler geçireceğimiz bir süreçle karşı karşıya oluruz. Sizlerin de tüm kamuoyunda bildiği gibi sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması, başarıların artması bizi her zaman federasyon olarak gururlandırmıştır. Ama ister istemez bu süreç bizim basketbolumuzu da çok etkilemiş ve Mart'ın ortasından beri bu zamana kadar hiçbir maçı oynatamamış bir federasyonuz. Ve ekip olarak yaptığımız çalışmalarda, yaptığımız toplantılarda gerek bu aşamaya kadar FIBA olsun, sağlık kurulumuz, kulüplerimizle yaptığımız istişarelerde, bakanlıklarla yaptığımız istişarelerde basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerektiğine inandık. Ve bugün yönetim kurulu olarak bir toplantı yaptık. Ve bu kapsamda buradan basketbolumuzla ilgili size vermiş olduğumuz kararları açıklamak istiyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bugün yönetim kurulu olarak tüm liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir. Liglerin sıralaması ve temsil mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde gerek kulüplerle gerek kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme çıkma işlemleri uygulanmayacaktır. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır arkadaşlar. Bu verdiğimiz karar basketbolumuz için bence en hayırlı kararlardan bir tanesidir. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz görüşmelerde bizzat kendim olarak vermiş olduğum demeçlerde basketbol olarak biz her zaman ekip olarak her zaman önümüzdeki dönemleri, yılları her zaman planlayan bir ekip olmuştuk. Bu süreçte de 1,5 aylık bir süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılın kurtarmayı, buna yönelik daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine karar verdik. Women Tekim'de böyle bir karar aldık. Dediğim gibi bu kararlarımızı kulüplerimizle birlikte tekrar söylemek istiyorum. İstişare ederek birlikte aldığımız bir karardır. Bundan sonraki yapacağımız süreç hepimizin önümüzdeki 2-3 ayı en sağlıklı bir şekilde geçirmesi ve hepimizi önümüzdeki yıllara için en iyi şekilde hazırlamasıdır. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olmuştur. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorusu varsa alalım, yoksa sonlandıralım. Sayın Başkanım, Medebol Federasyonu'ndan sonra siz de Basketbol Federasyonu olarak böyle bir karar aldınız. Ama kulüplerle de görüştünüz mü? Ve
Galatasaray Kulübü'nün size bir dilekçesi varmış galiba oradan bakıyorum da. Bununla ilgili bir şey söylemek istedim. Tabii ki arkadaşlar. Daha önce de söylediğimiz gibi biz federasyon olarak her aldığımız kararlarda, her koşulda kulüplerimizle bizim lig direktörlerimiz her anlamda istişare olan ve basketbolumuz için attığımız her adımlarla beraber hareket eden bir ekip olmuşuzdur. Burada da açıkça söylemek gerekirse 16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlanmasıyla ilgili bize dönüş yaptılar. Kadınlarımızda 13 takımımızın 11'i liglerin sonlandırmasıyla ilgili bize dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede böyle bir karar aldık. Dediğim gibi bu aldığımız karar Türk basketbolumuz için en hayırlı karardır. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi hepimiz bir bilimsizliğin içindeydik. Önümüzü göremiyorduk. Bu anlamda bu verdiğimiz kararla da herkes önünü daha sağlıklı görme fırsatı bulacaktır. Ve önümüzdeki yıllara daha kuvvetli hazırlanma bir imkanı doğacaktır. Bu yüzden dediğim gibi tüm kulüplerimize bu şekilde bizimle istişare ettikleri için hepsine ne kadar teşekkür etsek azdır. Dediğim gibi inşallah Türk basketbolumuz için hayırlı olur. Ya bu açıklama tabii ki de kulüp olarak, pardon, federasyon olarak geçerli kamuoyu açıklaması yapılacaktır. Orada da ekip olarak gerekirse bu açıklamaları detaylı olarak yaparız. Ama dediğim gibi biz 16 kulübümüzün 13'üyle de böyle bir dönüş aldık. Kadınlarımızda da aynı şekilde. Dediğim gibi bizim için en sağlıklı olan karar bu olduk diye düşünüyoruz. Ve bunu da kulüplerimize de paylaştık. Dediğim gibi önemli olan bundan sonra hep beraber tekrar federasyon ve kulüplerle önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı, daha güçlü basketbolumuzu daha iyi yerlere nasıl getiririz diye tekrar çalışmalar yapmaya başlıyor olacağız. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Ben teşekkür ederim.